Hocam kanserli hastaların tüketmemesi gereken besinler demiştik. Belki siz hikmetlerinde de açıklayacaksınız. Önümüzde bir yığın besin var. Yine her birçok şeyde olduğu gibi hocam sosis, salam vesaire hepsi de burada. Evet, şimdi efendim kanserli hastalar bir defa bakın onu liste olarak ben size internet sistemde de yayınlıyorum. Bir defa ağır tatlılardan uzak duracaklar. Ağır tatlılardan yani. Ağır tatlı hocam? Ağır sütlüler tatlı haricindekiler işte, değil mi? Tabii canım. Yani baklavadır, kadayıftır, şöbiyettir. Evet, tulumba, işte hocam. Tulumba tatlısıdır. Bak bir de bunlar yağda da kızarıyor biliyorsunuz. Yağ ve şeker hocam. Tabii. Evet. Ne oluyor? Akrolein oluşuyor. Zaten akrolein de nedir? Kanseri tetikleyen bir şey. Bu işte acı baharatta ölçülü olacaksınız. Yaşlı hayvan eti değil. Mümkün olduğu kadar genç hayvan eti. Normalde de insanların genç hayvan etini yemesi gerekiyor. Evet. Patlıcanda ölçülü olun. Çünkü patlıcanı biz hep ne yapıyoruz? Kızartıyoruz. Yağda kızartıyoruz ya onun için patlıcana karşı narenciye suları portakaldır, greyfurttur. Özellikle greyfurtta ölçülü olun ama bir portakal tüketebilirsiniz. Mandalinayı tercih edin. Limonlu su çok faydalıdır. Kahvede ölçülü olun, uzak durun diyoruz da hiç içmeyecek misiniz? Ya işte haftada bir iki tane içebilir. O şekilde söyleyelim. Ama içmese daha iyi olur diyebilir miyiz hocam? Yani evet. İlla içmesi gerekmiyorsa içmesin değil mi? Sıcak. Bakın bu normal çocuklarınıza da kendinize de illaki kanserli hastalarda değil. Sıcak tüketmeyeceksiniz. Hani çok sıcak yemek yiyorlar. Burada lütfen dikkatli olsunlar. Evet hocam. Bu. Şimdi kansere karşı ben şunu söyleyeyim. Yıllardır söylüyorum. İlk bulduğumda o kadar çok heyecanlanmıştım ki. Ya Rabbi ya Resulallah nelere kadirsin. Bu 40 kilit bitkisi var ya doğru evet türü ve doğru yerden toplanmış olacak. Her yerde 40 kilit tamam türü doğru olabilir de özellikle orman kenarında yetişen 40 kilit resmini de gösterdik. Antimetastatiktir. Metastaz oluşumu. Evet yani onun dağılmasına başka organlara sıçramasında oldukça etkilidir. Bir de tropik meyvelerden uzak durun. Evet resmini gösteriyor 40 kilit bitkisi. Kivi ve ananas da var hocam. Evet şimdi tropik meyveler bunlar nedir? İşte ithal edilen muzlar, mangolar, papayalar, ananastır. İşte bunlara karşı da ölçülü olun. Bizim kendi muzumuz var. Artık kendi kivimiz de var biliyor musunuz? Var hocam. Adapte evet oldu. İlk başta tutturamadılar onu çünkü bir adaptasyon süreci var. Yani dolayısıyla hiç mi ananas yemeyecek? Efendim yesin, nefsi için yesin. Yüce Allah nefsinizin de hakkını verin diyor. Yani yiyin için ama israf etmeyin evet diyor hocam. Evet. Şimdi yiyip içsinler israf etmesin de oturup da iki porsiyon israf etmemek için yerse o da zarar. Fazla yemek de yani doğru değil. İsraf ölçülü olmak. Tabii ki fazla yerseniz de size zarar o. O da israf oluyor hocam. O da israfa giriyor. Sağlıktan israf ediyoruz. Evet. Doğru. O şekilde bakarsanız da efendim o anlam çıkar. Bak burada tereyağı var. Kameraman göstersin tereyağını. Sararmış. Kenarı sararmış görüyor musunuz? Şu çıkış monitöründen ben tek rengi ama stüdyodakiler görüyorsunuz değil mi? Sararmış. Evet oksitlenmiş. Hocam, evet. Bütirik asit o. Bütirik asit işte o ne oluyor? Oksitleniyor, sararıyor. Onu almanız lazım. Onu tüketmeyeceksiniz. Zararlı. Tereyağını aldınız, dolaba koyuyorsunuz. Tamam. Dolap hava şeydir ama soğuktur içeride. İşte ne bileyim 7-8 derece, 6 derecedir normali onun. Ama tereyağını koyarsanız gene de ne oluyor? Sararıyor. Sararıyor. Ne yapacaksınız? Rahmetlik annemin yaptığı gibi. Alacaksınız yoğurt kasesinin içine bunu koyacaksınız. Güzelce kaşıkla da ona şekil verin.
üzerine de suyu dökün, buzdolabınızda beklesin. Evet. Hocam en sonda şu işlenmiş etler var. Çok evet, kısaca onu da alalım, sorulara geçelim. Evet, şimdi şunu söyleyelim. Yani gerek salam, sucuk, sosis, pastırma, şarküteri ürünlerine karşı kanser hastaları namütenahi ölçülü olacaklar. Yani çok dikkatli olun. Çünkü bunun içerisinde tabii ki katkı maddeleri de var, koruyucular var. Gerek yok. Gerek yok. Siz et istiyorsa canınız işte doğal kuzu eti yesinler. Kuzu, evet. Koyun. Çünkü neden koyun eti veya kuzu diyorum? Neden önüne hocam? Yem koyun yemez. İlla yayılacak o hayvan. Evet, böyle. Onun için doğal besleniyor. Kuzular, koyunlar böyle. Peki, başka? Çok ağzınıza sağlık hocam.